Merhabalar, fonksiyonların 9. dersiyle bir aradayız. Soruda 8'deyiz. Fa eşittir a kare artı 4m ve f3 eşittir eksi 7 olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi bu a'ya göre tanımlanmış bir fonksiyon. Yani buraya x gibi de düşünebilirsiniz. Aynı mantıktan yapacağız. F3 eksi 7. Ben burada f3'ü bulmam için a gördüğüm yere 3 yazacağım. F3 eşittir diyorum. A gördüğüm yere 3 yazacağım. A gördüğün yere 3 yaz. 3'ün karesi 9. 9 artı 4m yapar değil mi burası? Aynen öyle. 9 artı 4m f3'müş. E bu neye eşit? F3 eksi 7'ye. O zaman 9 artı 4m de eksi 7'ye eşit olur. Anladık mı arkadaşlar mantığını? F3'ü bulmam lazım. F3'ü buluyorum. A gördüğüm yere 3 yazacağım. Burada da A gördüğüm yere 3 yazacağım ki eşitlik bozulmasın. Evet, bu hale geldi. 9 artı 4m eşittir eksi 7. 9'u karşıya atalım. 4m eşittir ne olur? Eksi 9 olarak geçti. Eksi 16 yaptım. Buradan her tarafı 4'e böldüğüm zaman da m eşittir eksi 4. Bize m'i sorduğu için m eksi 4'tür. Tamam mı arkadaşlar? 9 artı 4 m'i anlayıp m'i eksi 4 olarak bulamıyorsan basit denklemlerle ilgili bir sıkıntın vardır. Evet arkadaşlar. Yani işin mantığı 9 artı 4 m'i eksi 7'ye eşit demek bu soruda. Bunu anladıysan zaten soruyu çözmüşsün demektir. Evet, fonksiyonların 9. dersi bu şekildeydi. Adım adım ilerliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.